Hayır, tabii ki. Dolayısıyla hani sizin az önce söylediğiniz sözün bir teyidi olarak bir istenç öbür istenci baskı altına aldığı ve o varsayıldığı için diğerleri yok gözüküyor ve günümüz realitesinde sanki İran halkı Moğol rejimini tercih etmiş. Hayır, doğru. Yani diye yorumluyoruz. Öyle görüyoruz. Ama evet. Realite o değil bence. İran halkında çelişkili bir bir aynı durumda. Şey Türkiye için de geçerli. Yani şu anda evet. Bir kısmının çok olağan ve halkın seçimi diye gösterilen şeyler aslında bütün herkesin seçimi olmayabiliyor. Ya seçimi değil, olmayabiliyor değil mi? Ama evet. Realite başka türlü. Evet. Ama sandığa giderken, seçime başlarken onu kabul ederek de ön kabulle gidiyor. Kimin ki fazla çıkarsa onun sultası kurulacak diye bir ön kabul var. İran'da öyle bir şey yok. İran'da yani bir teokrasi var, yani bir din devleti var ve orada demokrasi, halkın istenci, o çoğu düşünce ayrımlarını anlatmıyor. Biz Türkiye'de karşı görüşleri de şey yapıyoruz, dinlemeyi kabul ediyoruz. Yani onlara da yani şey demokratik açıdan. Evet. Şimdi ama İran'da karşı görüş yok sayılıyor. Yani orada o istençler hiçe indirilmiş bir bakıma. Türkiye'de şimdi kalıyoruz, dinliyoruz. Evet. Şimdilik yani bu tabii ki geleceği daha henüz Minerva'nın baykuşu şey karanlık düşme modern dünya genel olarak yani Hegel'in daha önceki yüzyıllarda olmadığını söylediği şey modern dünyada kavramların gerçek içeriklerinin anlaşılmış olduğu. Yani yine göreceğiz. Hegel'de bir demokrasi şeyi yok, savunusu yok. Rusya'da açıkça bir demokrasi savunusu var. Yani felsefeci bir şeyi savunmak zorunda değil, çözümlemek zorunda. Ama aynı zamanda da çözümleme bir tür aklama da olabiliyor. Ve Hegel kendisi belki de bunu bir özür olarak yazıyor buraya. Yani Alman tini belli açılardan özgürlük, özgürleşme sürecinde Avrupa'da geride kaldı, biliyoruz. Nazizm Hollanda'da ya da İngiltere'de ortaya çıkmadı. Almanya'da kendini gösterdi ve bu neden Almanya oldu? Onun yanıtlarını burada inceleyeceğiz. Ama Hegel Rusya kadar şey değil. Hegel monarşiyi doğruluyor ya ve o bakış açısını mutlaka buldu. Ön sözde de etkileri var. Daha sonraki bölümlerde de etkileri var. Onları göreceğiz. Ama yine de yurttaş toplumu kavramı yani burada çok bir bütünüyle açık olarak koyuluyor. Orada her insan başka her insanla eşit, eşeyselliği, dini, bilgisi, konunu ona herhangi bir üstünlük ya da zayıflık getirmiyor. Ve bu modern yurttaş kavramı diyebiliriz ki, demeliyiz ki bu koşullar altında yani tam bir istenç özgürlüğü anlamında yurttaş kavramının idealini temsil ediyor. Daha iyi yurttaş olamaz. Yani daha iyi yurttaş kavramını çıkarsayamayız. Ve orada Minerva'nın baykuşu şeyi yakalayabilir. Gerçek tabloyu yakalayabilir. Yani modern devlet her bireyin istenciyle uyum içinde olmalıdır. Bu devletin en yüksek kavramı. Bunlar Hegel'in zamanında gözlenebilen şeylerdi. Bu demek değil ki bütün insanlar, bütün felsefeciler bu şeyi görüyorlar. Hegel'in gördüğü şeyi görüyorlar. Öyle bir şey demiyor Hegel, diyemeyiz de bugün de. Ama kavramlar özsel olarak o Hegel'in döneminde kendilerini tüm içerikleri ile insan bakışı önüne sergilediler. Yurttaş kavramı, devlet kavramı, yasa kavramı ve bunlar büyük ölçüde de Jean-Jacques Rousseau tarafından belki çözümlendi diyebiliriz. Bu şey %100 haklı olduğunu söyleyeceğiniz bir şey değil ama orada Jean-Jacques Rousseau'nun sistematiği yok. Yani Hegel gibi bir sistem kurmuyor ve aynı kavramları almasına rağmen dağınık bir şekilde götürüyor. Ama şimdi postmodern bakış açısından ya da irrasyonel bakış açısından yani usul edilen bakış açısından şey diyemeyiz. İşte devletin ideali budur, yurttaş kavramının ya da yasa kavramının gerçeği budur diyemeyiz. Çünkü onlar gerçeği, yani o bakış açıları usul sildikleri için, görevlilik pozisyonuna çekildikleri için
saltı reddettikleri için herhangi bir idealden gerçekten şey yapamazlar, söz edemezler. Bu bence çok açık. Sanırım herkes için açık. Yani eğer saltı ölçüt her koşulda geçerli olan bir model yoksa o zaman görece olmak durumundayız. O zaman her realite başka realite kadar değerli ya da değersiz. Yani onları karşılaştıramayız. İran'ı yargılayabilmek için bize şey gerekiyor. Evrensel insan hakları kavramı gerekiyor. O ideal. O yoksa, o ideal yoksa o zaman İran'a gidip bu sizin asıl kültürünüz. Siz buna sarılın, köklerinize dönün dememiz gerekir. Mesela Foucault'un yapmadığı son derece haklı. Çünkü öyle bir evrensel türe kavramını, evrensel hak kavramını reddediyor. Ama problem şeydi, yani bugün gerçekten o kavramların gerçek içeriklerini görebilecek kadar tarih ilerledi demek. Çünkü akışta olanı, oluştu olanı anlayamayız. Bir orta çağda Osmanlılar şey yapamazlar. Osmanlı tini ne kadar görkemli olmuş olursa olsun sanatta, başka şeylerde, bazı şeylerde kendini kısıtladı ve kendi realitesine baktığı zaman şeyi çıkaramazdı. Jean-Jacques Rousseau'nun bir Osmanlı düşünürü Jean-Jacques Rousseau'nun gördüğü şeyi göremezdi. İçeriği göremezdi. Çünkü onun biçimi yoktu o Osmanlı kafasında. Çünkü yani Osmanlı tini kendi içinde kitlenme noktasına geldi. Bir taraftan da akışkanlığını da korudu. Yani dönüşümler, değişimler falan Osmanlılar'da çok erken başladı. Batı'yla hemen hemen uygun adım başladı. Bütün Avrupa'yı düşünürsek pek çoğundan da erken başladı modern değişim süreci. Ama Osmanlı'nın kendine bakarak tarihi anlaması olarak neydi anlayamaz. Bir şey içinde var olana dönüşebilir. Evet. Barındırdığı şeye dönüşebilir. Böyle. Geçen evet, Osmanlı tiğinin daha Türkiye Cumhuriyeti'ye çıktıysa Osmanlı tini kendi içinde Türkiye Cumhuriyeti'ni var etti. Onun var olmasının koşullarını ürettiği için Türkiye Cumhuriyeti olabildi. İran'da öyle bir şey olmadı. Çin'de ya da Rusya'da olmadı. Ama Osmanlı tini bütün Asya'da, Osmanlı'yı Asya'dan sayarsak, demokrasiye geçebilen, modernleşmeye kendi dinamiğiyle geçebilen tek şey oldu. Türkiye Cumhuriyeti dışarısının zoruyla kurulmadı. Japonya'yı Amerikalılar kurdular. Çin despotik bir tine, başka bir despotik tine döndü. Kuzey Kore, Güney Kore'yi Amerikalılar belirlediler. Oralarda demokrasi varsa bugün o dışsal, yani içsel değil ama Türkiye'de o zaman bu dinamiği taşıyanlar, sürükleyenler arkasındaki de orta tarz eğitimden geçtikten sonra gelip de bu evet. Kalkınmayı, bu değişimi yarattılar ama. Hiçbirisinin içinde ama işte o görüş. Yani Batı'dan doğru diyor. Batı İsrail'de imkanlamaz. Tabii ki. Hiçbir zaman İsviçreliler ya da Almanlar ya da İngiltereliler tek başlarına bir şey yapmadılar. Modern tini, modern kültürü biçimlendirmediler, modern devleti. Bunlar sürekli etkileşim içinde ve şeye bakın, Türkiye Cumhuriyeti kadınlara daha başında oy hakkı verdi. İsviçre 1972 yılında kadınlara oy hakkı verdi. Yani Avrupa'da demokrasinin örneği olarak gösterilen bir yer İsviçre. Orada da oluş süreci var. Ama biz elimizde ideal norm olduğu için diyoruz ki İsviçre çok geç kaldı. Kadın haklarını tanımada. Bir düşünün İsviçre'li kadınlar nasıl yaşadılar 72 yılına kadar. Oya uygulamayacaksınız. Şimdi çok da güzel. Burada önemli olan şey o akış sürecinin, oluş sürecinin, tarihin kendisinin içinde tarihin bütününü görmedikçe doğru yargıda bulunabilmek, doğru çözümleme yapabilmenin olanaksız olduğu ve Hegel eğer 19. yüzyılda değil, Hegel 1770-1830 yıllar arasında, 31 yıllar arasında yaşadı. Eğer Hegel 2-300 yıl önce yaşamış olsaydı, tabii ki onda politik felsefesi Machiavelli gibi olacaktı ya da Hobbes gibi olacaktı ya da yani Hegel oluşsa Minerva baykuşu günün tamamlanmasını bekliyor uykuya, uçuşa çıkmak. Niye? Baykuş bir şey yapamaz, gündüz uçamaz. Gece daha iyi oluyor. Avru daha iyi oluyor. Çünkü av onu göremiyor gece olduğu için. Onun görüş kabiliyeti daha fazla. Evet. Bu Minerva aynı zamanda hangi tanrıçanın şeyiydi?
şeyde. Athena. Bilgelik tanrıçası. Zeus'un kızı. Evet. Yani bilgelik ya da bilgi ancak yani bir nesneyi inceleyecekseniz o nesnenin bütün olması gerekir. Bu anlaşılmayacak bir şey değil. Yarın bir nesneyi henüz oluşmamış, oluş sürecinde olan, sürekli değişen, sürekli başkalaşan bir embriyoyu şey yapamazsınız. Ne olacağını bilemezsiniz. Onun tamamlanması gerekir ki yani felsefe ya da bilgi şey değil, geleceğe yönelik tahminler, çıkartmalar uydurmaktan oluşmuyor. Var olanı bilebilir. Sanırım bir ölçüde yeterli bir tür bakış açısı. Tanıklanabilir olması gerekiyor. Bunu söylediğine evet. Göre. Felsefe grisini gri üzerine boyadığında yani ideal olan ve real olan bunları geçiyorum Hegel'in şeyle. Felsefe grisini gri üzerine boyadığında o zaman yaşamın bir şekli yaşlanmıştır ve grideki gri ile gençleştirilemez. Ama ancak bilinebilir. Milano'nun baykuşu uçuna ilkin alacak kararını çöküşüyle başlar diyor. Buradaki grinin ne olduğunu tam olarak çözemedik henüz ama oluşta olanı söylüyor işte. Grisini gri üzerine boyamaktan. Yani, oluşta olanı söylüyor yani. Burada ideal ve real kavramlarını kullanıyor. Real, realiteyi, içeriği anlatıyor diyeceğiz. İdeal kavramsal olanı, özneye ait olanı, bilgiye ait olanı anlatıyor ve bilgi, grinin griyle bağdaşması, griyi griyle boyamak gibi ama bir burada bir yani gri yaşlılık, bir yaşlılık anlatıyor. Gri yaşlılığı anlatıyor. Evet, yaşlılık. Olabilir. Ya da tamamlanmış. Belirsizliği anlatmıyor mu? Ama bilim tamamlanmıştır. Evet, ona gri oluşu anlatacak. Olabilir. Gri oluşu anlatacak. O da olabilir. Zamanımız bitiyor. Tamam. Şimdi tüze felsefesi tekrar. İyi çalışalım. Birinci bölüme başlayacağız. Giriş bölümüne başlayacağız. Sayfa 27'den yani hak kavramından. Başlayacağız. Hak, istenç ve özgürlük. Bu kavramları çözeceğiz. O zaman daha öte ayrışmaya girebileceğiz. Tamam. Kapatalım mı?